Efendim, İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Özellikle Hizbullah mensuplarının kullandıkları çağrı cihazları ve telsizlerin infilak ettirildiği saldırılar tartışılıyor. Son saldırı siber güvenliğin de önemini bir kez daha ortaya koydu. Bizler de gelişmeleri konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı bizlerle birlikte olacak. Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Arzu Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Aslına bakarsanız gündem değişti. Yani aslında aynı gündem var ama yeni bir saldırıyı konuşacağız sizinle birlikte. Biliyorsunuz geçtiğimiz dakikalarda verdik. Hizbullah'ın aslında İsrail'e yönelik bir misillemesi söz konusuydu. Şu dakikalarda ise İsrail bir kez daha Lübnan sınırını bir kez daha hedef aldı diyebiliriz. Yani o mavi hatta artık hareketlilik iyiden iyiye yükseldi. Şimdi bu hafta içinde konuştuğumuz 5. saldırıdan bahsediyoruz ciddi bir şekilde. Artık o noktada sıcak çatışmaların yaşandığını söylemek mümkün. Nasıl değerlendirirsiniz bunları? Öncelikle bütün Lübnan halkına, İslam coğrafyasına geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çünkü terörün yeni bir boyut aldığını, yeni bir aşama kat ettiğini görüyoruz. Ben bunu bölge açısından bir uluslararası terör yapılanması olarak tanımlıyorum. Ama küresel manada 3. Dünya Savaşı'nın fragmanını gösteriyorlar aslında. Dönem dönem acaba 3. Dünya Savaşı konvansiyonel mi olacak? Harp teknolojilerinin hangi boyutları kullanılacak diye sorulurken, harp ile ilgisi olmayan, silah mahiyeti olmayan telefonların, telsizlerin, çağrı cihazlarının dahi bir anda silaha dönüştürülebileceği gerçeğini gördük. Evet. Ama kimler marifetiyle? Bazı ajanlar, paralel yapılar marifetiyle. Çok muhtemel bu stratejik hezimeti hem İran hem de Lübnan ve Hizbullah değerlendirmeli. Çünkü ya tedarik zincirinde sizin de haberinizde bahsettiğiniz şekliyle o patlayıcılar bu çağrı cihazlarının ve telsizlerin içerisine yerleştirilmiş ya da üretim sürecinde. O zaman bir soru geliyor. Direniş ekseninin en kıymetli uç beyliği olan Hizbullah şayet bu kadar dikkatsiz davranabiliyorsa, kendi evinde doğrudan Macaristan'da yapılan üretimlerle ve silah olmayan unsurlarla hedef haline gelebiliyorsa kimin gözünden kaçtı? İhmal mi var yoksa icrai bir maalesef paralel yapılanma mı var? Şüphesiz Lübnan bunu uzun uzun sorgulayacaktır. Ama bir gerçeklik var. Onlarca masum sivil hayatını kaybetmeye devam ediyor. Gazze ile ilintili süreçte İsrail belli ki büyük oranda oradaki askerlerini çekip kendi ülkesinin kuzeyine, yani Lübnan'ın güneyine doğru yeni bir hat açmak niyetinde. O bahsettikleri, o büyük hedef olarak gördükleri vaat edilmiş topraklar safsatasında bir adım daha atmak adına büyük bir, üzülerek söylüyorum ama, dirençle karşı karşıya kalmayacak gibi gözüküyor. Çünkü çok önemli ve kritik isimler Hizbullah'ta şehit edildi. Çok büyük bir kısmı şu anda hastanelerde tedavi altında ve Lübnan'ın elle tutulur güçlü, düzenli bir ordusu yok. Arzu Hanım, dün Lübnan Dışişleri Bakanı özellikle belirtti. Hizbullah'a yapılan bu saldırı Lübnan'a yapılmıştır. Hizbullah'ı destekliyoruz dedi. O zaman soruyorum. Lübnan'ın neden kendi ordusu yok? Neden Genelkurmay Başkanı çıkıp da düzenli ordu üzerinden İsrail'e mesaj veremiyor? Neden Lübnan Başbakanı bu kadar pasif kalıyor da bir siyasi ve askeri hareket olan Hizbullah tüm Lübnan'ın yükünü üstlenmek durumunda kalıyor? Evet, bu öz eleştirileri yapacağız ama daha önemli eleştiri şu: terör tanımına uyum sağlayan tüm hareketleri yapmaya devam eden bir İsrail devleti var ve artık bu devletin bir terör devleti olduğu gerçeğini çok daha net bir şekilde gözler önüne seren bir eylem var Arzu Hanım. Şimdi hocam, aslına bakarsanız Lübnan'da bu yaşananlar elbette ki Gazze meselesini de bir kez daha gündeme getiriyor. Şimdi Lübnan'da da özellikle yaşayan insanların işte Gazze gibi olma korkusu var. Şimdi akıllarda da bu soru işareti var. Artık iyiden iyiye bu noktada söylediğimiz gibi sıcak çatışmaları görüyoruz ama karadan bir saldırı gerçekleştirir mi İsrail? Yani asıl amaç bu mu, onu da sormak isterim. Neler söylersiniz? Bir savaş unsurunun kazanılmasının yolu sadece hava operasyonlarıyla yeterli olmayacaktır. Evet. Karadan cephe alınmadığı müddetçe, bir diğer devletin topraklarına sızılmadığı ya da bir toprak kazanımı olmadığı müddetçe
oturmuş bir yapılanmada savaş kazanıldı denilemez. Fakat bir gerçeklik var. 2006 yılında İsrail bunu denedi. Ve Hizbullah o dönem sahip olduğu güç ile İsrail mensuplarını diyelim, bir ordu diyemiyorum kusura bakmayın, İsrailli askerleri diye söyleyelim, kendi ülkesinden püskürtmeyi başardı. Ve 2006'daki sınavı, o bir ay kadar süren sınavı Hizbullah kazanmıştı. Ama aradan 20 yıl geçti. Bu 20 yıllık süre zarfında İsrail sonsuz bir Amerikan desteği, sonsuz bir İngiliz ve Batı desteğini alıp Gazze'de bir katliama imza attı. Bir tarafta İsrail'in yorgun düşmüş ve başarısız olmuş bir ordu yapısı var. Diğer tarafta ise şu anda hala şoku atlatamamış bir Hizbullah yapılanması var. Burada ortaya çıkacak bir kara savaşından önce havadan her iki tarafta birbirinin kritik noktalarını, stratejik anlamda önem taşıyan üstlerini vurmaya devam edecek. Şayet İsrail, Lübnan'ın güneyinde, Litani Nehri'ne kadar alanda büyük oranda o barınakları ve barikatları yok ettiğine inanırsa bir kara operasyonuna imza atabilir. Son dönemde Afrika'dan İsrail'e getirdiği, onlara oturma izni vaadi vererek orduyu aldığı bazı yeni yapılanmalar var. Özellikle bu kişileri Hizbullah'ın üstüne sürme ihtimali ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Beyrut'un düşeceği kanaatinde değilim. Ama amaç Hizbullah'ı Güney Lübnan'dan çıkarıp kuzeye doğru Beka Vadisi'nin olduğu yere doğru süpürmektir diye öngörebiliriz. Umut ediyorum bu yaklaşım tarzlarında başarılı olamazlar. Çünkü eğer burada bir başarı ortaya çıkarsa bir sonraki hedef Golan'ın tamamıdır. Bir sonraki hedef Suriye'de İsrail ve YPG arasında bir bağlantı kurmaktır. Bakın YPG-PYD yani PKK yapılanmasıyla terör devletinin ne kadar yakın iç içe olduğu gerçeğinin farkındayız. Mühimmatı aynı yerden alıyorlar. Hedef ve talimatları aynı ABD'den alıyorlar ve aralarında sadece Şam yönetimi kaldı. Şu anda eğer Lübnan'ın güneyi düşerse İsrail ile Şam arası 50 kilometreye düşmüş olur. Ne kadar dayanabilir Suriye? İşte Rusya'nın burada devreye girip bir miktar daha seri hareket edip Suriye'nin Türkiye ile yumuşamasının zorunlu olduğunu, iklimin değişmesinin zorunlu olduğunu ona bir defa daha hatırlatması lazım. Yoksa sonu Lübnan gibi, Filistin gibi, anayasal düzlemde Irak gibi olabilir gerçeği Arzu Hanım. İlk defa bu kadar yakın. Maalesef durum bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.